Selamun aleyküm güzellikler. Bundan sonra güzellikler diyeceğim. Arkadaşlar lafına pek takılanlar oluyor. O yüzden artık size güzellikler diye hitap edeceğim. Hepinize selamun aleyküm güzellikler. Hatta güzelliklerim. Arkadaşlar şöyle. Sakarya'da bugün soğuk bir gün var. Mart kendini gösterdi. Ne var ne yok, nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Görüyor musunuz şu ballı babalar? Bahçemi güzelleştirdi. Ballı baba çiçekleri çok güzel. Eriklerimiz çiçek açtı. Şöyle baharın müjdecileri. Şunlara bakar mısınız? Nasıl güzel. Çok güzel. Şöyle dışarıya çıktım. Samanlığın üstündeki çamaşırları alacağım. Ondan sonra çamaşır atacağım makineye, çocukların okul kıyafetlerini. Efe de kendini oraya spor yapmak için bir alan yapıyor. Çeviriyor oraları, bir şeyler yapıyor. Böyle. Şöyle çamaşırlarım böyle yukarıda. Onları toplayacağım. Çünkü sepet orada gördüğünüz gibi. Sepeti alacağım. Çünkü öbür eve renkli çamaşırları götüreceğim. Şöyle bizim buralar bugün böyle arkadaşlar. Sizin oralar ne var ne yok? Nasıl havalar? Ay kuş seslerine bakın. Duyuyor musunuz? Mezarlığın orada. Bayağı iştahlı. Ötüyorlar. Makinemiz de burada kaldı. Bir şey olmaz inşallah. Tam sürme işi bitsin. Şu lahanaların orası. Bir de sebzeliğin şu, yani sebzeliğe ayırdığımız yer tekrar sürülecek. O yüzden dedim ki eşime, bunu da buraya taşımak gerçekten zor. Yanlara teker almak gerekiyor arkadaşlar. Rahat taşımak için. Onu da tekeri de ne bileyim ben, o yanlardakileri sök tekrar tekeri tak, bayağı bir iş istiyor. Ne bileyim ben, böyle zorlaya zorlaya oraya getiriyor işte. Dedim ki bir daha uğraşma, orada bırak, üzerinde dedim kapatalım. Tam sürme işi, yani bununla işimiz bittiği zaman ahıra dedim koyalım. Normalde ahırda duruyor bu. Ama artık ahırda da durmuyor gerçi. Şuraya koyuyor. Şöyle şu boşluğa koyuyor. Buraya da yağmur vuruyor. Aslında buraya koymasın. Şu kaktüsleri alalım oradan. Oraya koyalım bence. Çünkü oraya da yağmur vuruyormuş. Şimdi fark ettim, ıslanmış oralar. Bu gece bayağı bir yağmış. Şöyle tarlanın başından görünüyor. İyi yağmış bu gece. İyi olmuş yani. Tohumlarımı. Aa, benim o çiçek. Efe! O sardunya çiçeğini kim attı oraya? Hey, annem, iyi ki gördüm, alayım ben onu oradan. O kırmızı açıyor. Hatta o senin bana anneler günü aldığın. Onu alayım oradan da dikeyim. Durum böyle işte arkadaşlar. Şu kırılmış. Getirdim, yeniden toprağa soktum. Bunlar hep elden geçecek, toprakları dökülecek, tekrar saksılara dikilecek. Bunlara bir düzen koyacağım tabii ki de arkadaşlar. İşte bu durum böyle. Arkadaşlar, gıcık oluyorum. Çok iticisin sürekli arkadaşlar. O yüzden güzelliklerim diyeceğim bundan sonra. Dilimiz alışmış, ne yapalım? Bayağı da soğuk. Erikler coştu. İnşallah buz tutmaz. Vallahi şu beyaz, az önceki gösterdiğim kırmızı erik. Kırmızı erik, mor erik diyeyim. Hadi böyle bağda, bahçede, parklarda yaprağı kırmızı olan. Şu güllerin tepelerini almam lazım. Komşunun oraya uzamış. Onları bir tepelerinden budamam lazım. Ondan sonra şu eriğime bakın hele.
Nasıl güzel açmış. Ay. Oy, çok tatlısınız. Bunlar buz tutar ama. Belki de tutmaz, bilmiyorum, Allah biliyor. Burada da çok güzel dut ağacım var, bakın. Beraber dut toplayacağız arkadaşlar sizinle. Dut zamanı. Beraber daha da büyüdüğü zaman inşallah ne yaparız? Va, burada da şey var, bakın. Şeftali ağacı. Ay, bunun çiçekleri de çok güzel oluyor. Açınca gösteririm size. Çok güzel oluyor. Bu da at kestanesi. Ben ona eşek kestanesi demiştim. Bir videomda, ne bileyim ben, öyle aklıma o geldi, onu söyledim, ne yapayım. Şimdi bugün ne yaptım arkadaşlar? Bugün geç kalktım. Eşimi sabah işe yolladım, kahvaltısını verdim. Bana akşam dedi ki sobayla falan dedi uğraşma. Zaten dedi 15 dakika önce duruyorum evde. Ben dedi öyle giderim. Ben hiç dedim soğuk buz gibi havada yollar mıyım? Kalktım sobayı güzel tutuşturdum. Çayını demledim, poğaçasını ısıttım. Yanına bir şeyler koydum, kahvaltılık. Hop, o gitti. Sonra yattım. Yattıktan sonra kalktım. Sonra çocuklarla beraber kahvaltı yaptık. Güzel. Ondan sonra biraz oturdum. Biraz daha oturdum. Bugün biraz miskinlik yaptım, olsun. Her zaman haldır haldır çalışmak olmaz. Bugün biraz miskinlik yaptım. Ondan sonra kalktım. Hemen dedim çocuklara, sizin dedim çamaşırları makineye atayım. Aa, bir baktım ki bakın armutlar çiçeğe gelmiş. Çiçek açmaya başlamış yani. Çiçeğe gelmiş. Şöyle bakın. Gördüğünüz gibi. Böyle tomurcuklar 2-3 güne kalmaz bunlar da patlar, kış armudu. Burayı da kedi eşelemiş, bakın. Gördünüz mü? Delik açmış orayı. Dedim çamaşırlarınızı makineye atayım. Bir baktım sepet samanlığın üstünde. Böyle. Şimdi sepeti, oradaki çamaşırları alayım da, sepet lazım. Şöyle asil Türk bayrağımız da burada. Nasıl güzel. Şanlı bayrağımız. Bu bayrağın üstüne bayrak yok zaten. Sepetimi de alayım, çamaşırları asayım. Pardon, çamaşırları toplayacağım. Çamaşırları tekrar makineye atacağım. Yıkandıktan sonra yine çamaşır asacağım. Şimdi şu, inşallah. Efe, çamaşırlar kurumuş mudur ya? Kurusa da kurumasa da alacağım. Alsam mı? Yok, almayayım. Kurumadıysa niye alayım ki? Nereye sereceğim? Daha şeyler var. Renkliler var. Vallahi renkleri de evde kurutacağım. Ne yapayım? Şimdi Efe yukarılara düzen koyuyor arkadaşlar. Babası oraya şey yaptı, böyle spor aleti. Yani vücut geliştirecek bir şeyler yaptılar işte, ne bileyim ben yaptım. Anam, sen burada mıydın ya? Kaçma. Kaçma kızım, kaçma, aman. Ne güzel de yatıyordu orada. Sanki ne yapacağız? Ah, öyle işte. Oralara hazırlık yapıyor, kapatıyor falan. Ben de şimdi yukarıya çıkacağım. Şu merdiveni çıkmak çok zor geliyor. Hayvan bakarken bu merdiveni gitti. Bu merdiveni günde 2 defa çıkıyordum. Bazen 3, sabah, öğle, akşam. Şimdi kilo aldığım için kendimi kaldıramıyorum fazla. Durum böyle işte arkadaşlar. İnşallah bir gün yine buralara hayvan bağlarız. Beraber sağarız, yemini suyunu veririz. Neden olmasın? Arkadaşlar izlerken abone olursanız, beğeni, yorum yaparsanız çok sevinirim. Mesela şu anda izliyorsun. Paylaş bölümüne girip beni hepinizin, herkesin bir WhatsApp'ı var, Facebook'u var, Instagram'ı var. Oralardan, farklı hesaplarınızdan beni paylaşabilirsiniz. Arkadaş grubunuz, akraba grubunuz, onlara beni önerebilirsiniz. Bana destek olmak için hepiniz birbirinizle bağlantıya girip beni destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Böyle diğer hesaplarınızdan da
paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Hadi gidelim çamaşırları toplamaya. Biz şimdi arkadaşlar, ben çamaşır asmaya diye tozdan öksürüyorum hep. Çamaşır toplamaya diye çıktım samanlığın üstüne. Çamaşırların bir kısmını topladım, sepete koydum, bir kısmını toplamadan baktım Efe kendine spor yapmak için yer yapıyor. Dedim ki ona yardım edeyim. Ne çamaşır asabildim, pardon toplayabildim. Ne çamaşır atmaya gidebildim. Şimdi ne yaptık biliyor musunuz? Şurada tahta doluydu. Şurada. Tahta, panel. Tahtaları, panelleri. Tahtaları buraya koyduk. Çocuk tek başına uğraşıyor. Tahtaları buraya koyduk. Panelleri de şöyle, bir de şöyle buralara koyduk. Ondan sonra burayı açtık. Komple. Burası fena doluydu. Şu variller, tenekeler, buralar bayağı bir kalabalıktı. Şimdi şu brandayı, şöyle gördüğünüz gri brandayı karşıya çekeceğiz. Şunu, bu store gibi bir şey. Bunu, beyaz şeyi, bir de bu siyahı. Bakın bu siyahın da içinde böyle aynı bunun gibi şey var. Bunun siyahı var. Bunları da şöyle gereceğiz. Şöyle alıp buradan böyle böyle aşağı doğru gereceğiz. Keşke dedim, Efe de dedi, hatta anne dedi, hani çekseydin dedi. Dedim keşke hani hiç başlamadan önce çekseydik. Daha güzel anlatmış olurdum size. Şu spor yapacağı şey, şu demirle, şu demir, şu. Bunları boyayacak, şuraları bantlayacak. Bu ikisi. Daha sonra anlatır o. Ben bilmiyorum bu ne için. Kollarımı güçlendiriyor, ne yapıyor. Ondan sonra bir de şu var. Şu bakın, şu demir. Şu gri demir var ya hani. O da onu, ondan tutup böyle asılıyorlar ya hani, böyle böyle kas yapmak için galiba. Bu da onun için. Bir de ağırlık yapacaklar betondan babasıyla. Arkadaşlar 6 aydır spora gidiyor. İnanın. Yani o kadar sürekli zam yapıyorlar ki. Böyle, öyle böyle değil yani. Sürekli zam geliyor. Sürekli zam. 3 aylık üyelik aldı. Sonra 3 aylık daha aldı. Her seferinde arada 500-750 farkla. Hep farkla. Böyle büyük büyük farklarla üyelik alıyor. Bu da haliyle Efe'yi bile etkiledi. Yani çocuk dedi, anne dedi, yani bu ne böyle? Ben dedi kendi spor şeylerimi, orada da öğrendi her şeyi. Neyle neresini geliştireceğini. Ona göre babası böyle, ona böyle iki demir yaptı. Bunları boyayacak, bantlayacak. Bunları böyle yapacak. Bu da böyle, bu şekilde demir. Şu anda belki anlamıyorsunuzdur da gösterince. Aslında Efe yapsa, yaparken anlaşılır. Ben de baktım çocuğum burada uğraşıyor. Ben de dedim ki ona yardım edeyim. İşimi gücümü bıraktım. Buralar gerçekten saman, talaş doluydu. Ne yaptık? Hep böyle. Buralara süpürdüm. Şöyle şuraya süpürdüm. Tahtaları da dediğim gibi oraya yığdık. Panelleri de oraya dediğim gibi taşıdık arkadaşlar. Yine şunu da şu yığıntıyı da şu karşıya kadar götüreceğim. Hepsi bir arada dursun. Bir ara onları atacağız buradan. Dediğim gibi buradan girişini yapacak. Burayı da şu şekilde kapatacak. Yani şu alan görünmeyecek. Ondan sonra buradan da burayı kapatacak. Kapatmasının sebebi arkadaşlar, hani rüzgar spor yaparken terleyecek ya. Burası da yüksek, her yeri açık. Rüzgar çok oluyor burada. Buraya çıkan grip oluyor yazın. Çok esiyor burası. Sağ sol her yer açık olduğu için. Burayı da şu şimdi çivi almaya gitti. Çivi düzeltiyor. Çivilerimiz çok eski. Onları düzeltiyor. Bu şeyleri de brandayı da bu karşıya gelecek. Biraz karanlık olacak ama herhalde çok da bir karanlık olmaz diye düşünüyorum. Böyle arkadaşlar. Ben işi gücü bıraktım. Şimdi Efe ile burayı düzenliyoruz. Efe'nin burası spor salonu olacak inşallah. Elif'e de şuraya diyorum, ortaya bir salıncak asarız. Çok güzel olur.
Ondan sonra ben de sallanırım arada. Ben seviyorum sallanmayı. Burası beni tartar mı bilmiyorum ama. Ondan sonra Efe dedi ki, anne dedi. Efe dedim, bir teşekkürünü alırım dedim. Sabahtan beri uğraşıyorum. Beraber dedi spor yaparız anne o zaman dedi. Şu çatımız da çok kötü. Burayı da eşimin onarması lazım. Çok kötü gerçekten. Fena. Tahta çürümüş. Tahta çürümüş. Bakın aşağı düşmüş. Çiviler hep ayrılmış. Öyle yani. Ona uğraşıyoruz. İnşallah çocuğumun gönlü olur. İstediği gibi bir yer yapmış oluruz ona. Ve burası da benim bahçem. Kanalıma yeni gelen arkadaşlarıma göstereyim. Yeni gelen güzellerime. Şöyle. Burası da benim bahçem. Marullarım, yeşil soğanım. Pırasa ektim. Reyhan ektim, maydanoz ektim. Lahana ektim. 3 çeşit arkadaşlar. Böyle şu karşısı da benim kaz ayağı topladığım tarla. Şu tavukların olduğu yer. Benim kaz ayağı topladığım tarla. Bakın evime bu kadar yakın. Şu aşağıda ağaçlar var ya tarlanın aşağısında. He, işte orası. Karga soğanını da oradan topladım. Geçen gün. Böyle işte buralarda böyle sizlere ot topluyorum arkadaşlar. Ama tarlalar hep sürüldü. Olsun, her şeyin zamanı. Bir arkadaşım bıkmadı mı ot yemeyi, hani ot pişirmekten demiş. Yani her şeyin zamanı, şu anda ot zamanı. Şu anda ne kadar yediysen kâr. Hepsi doğal, hepsi şifalı. Tabii ki de bıkmıyorum, niye bıkayım? Ama her zaman da ot yemiyoruz ki. Mesela bir gün öncesi yahni yapmıştım, kemikleri kaynattım gece. Sonra kemiklerinden ayırdım, yahni yaptım, yanına pilav yaptım. Bir gün öncesi öyle yemiştik zaten. Bir gün sonra da et kavurdum. Ay pardon, ot kavurdum yanına. Poğaçamı yaptım. Öyle yani hep ot yemiyoruz. Öyle mi göründü kameralarda? Yani öyle mi anlaşıldı bilmiyorum. Bir de bu aralar evet ot çok topluyorum, çok yapıyorum herhalde. Hep öyle zannedildi. Öyle değil. Zamanı çünkü şimdi şu anda tam ot zamanı. Oluyor öyle. Bir dönem topluyorum. Bir dönem olmayınca toplamıyorum. Ne yapayım? Ama artık bahçe zamanı geliyor. Bahçeye biberlerimizi, tohumlarımızı ekeceğiz. Burası çok güzel olacak. Fasulyeler, mısırlar. Yani öyle. Bizi çok güzel günler bekliyor arkadaşlar. Kanalıma destek verirseniz abone, beğeni bol bol desteklerinizi bekliyorum. Kendi diğer hesaplarınızda da paylaşırsanız, eşe dosta arkadaşlarınıza da önerirseniz, ben Gülizar'ın günlüğünü izliyorum, sen de izle diye önerirseniz çok sevinirim. Destek vermiş olursunuz. Bana destek vermiş olursunuz arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi. Efe uğraşıyor. Ben de Efe'ye böyle dedim, çocuğuma destek olayım. Tek başına uğraşıyor. Öyle yani. Şu pisliği atayım şuradan. Şu ortayı bir toplayayım bakalım. Brandayı şöyle gerdik arkadaşlar. En azından rüzgarı engelliyor. Şimdi diğer tarafları yaparken daha güzel olacak. Şimdilik şöyle. Bu giriş olacak arkadaşlar. Şu orta giriş. Şöyle. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi şu brandayı da taktık böyle buraya. Bu varili üstünü zımparalayacak. Üzerini siyah boyayla boyayacak. Buraya suyunu, havlusunu, böyle telefonunu, kulaklığını falan koyacak. Sehpa gibi kullanacak yani. Buralar böyle kalmayacak arkadaşlar. Düzelteceğiz tabii ki de. Ondan sonra içeriden de böyle görünüyor şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Burası giriş. Tabii ben buraları süpürdüm. Şöyle bu çöpleri buradan alacağız. Bugün üşüdüm ve yoruldum. Elif de Efe de yoruldu. Bugün bıraktık. Bir ara bu çöpleri alacağız buradan. Tarlaya götüreceğiz. Yakacağız orada. Çünkü içi balya ipi dolu. Tarlada bırakılmaz bu şekilde. Böyle işte arkadaşlar. Zamanla daha güzel olacak tabii ki de. Efe buraları sileriz bir ara. Yerleri. Şu açık yerleri halledeceğiz.
halledeceğiz. Şuraları eşim yapacak. Buralar bayağı bir zaman isteyen bir şey. Onu yazın yapacağız arkadaşlar. Buraya çıkacak. Şu kiremitleri, çürüyen ağaçları alıp yerine yenilerini çakacak. Gördüğünüz gibi buralarda böyle bir şey işte. Yavaş yavaş bir tane sehpa yapılacak. Üzerinde ağırlık yapılacak işte. Ağırlık çalışacak. Eşim diyecektim Efe. Efe belki babam bile çalışır annem. Belli olmaz. Şimdi ben size bunları ne kadar anlatsam da biliyorum, anlatamıyorum. Çünkü şunlar Efe'nin çalıştığı aletler diyeyim. Ondan sonra şuradaki de. Efe, sen isimlerini söyle annem. Bu neydi? Bu barfix. Barfix mi? Hmm. Bu ne işe yarıyor mesela? Kendini kaldırıyorsun işte Kendini kollarını. kaldırıyorsun. Kolların mı kaslanıyor? Hem ön kol, biceps hem de sırt. Hem ön hem sırt geliştiriyor vücudu. Onunla bu. O da arka kolun için. Bu da arka kol içinmiş arkadaşlar. Ve göğüs. Göğüs ve arka kol içinmiş. Mesela şu ikisini birden tutuyor. Tabii buralara düzen koydukça boyayacak ya, boyadığı zaman daha belirgin olur. Şu anda kamerada ne kadar gösterebilirim ki? Şu karşıyı da yaparız Efe, düzeltiriz. Oraya da bir şey. Şunu şurada bir tahta var ya Elif, onu getir. Şunu bak. Kapı gibi orada. Onu ver. Şöyle arkadaşlar, orada bir delik vardı, o görüntüyü kapatmak için şunu koyduk. Buralara zamanla Efe şey yaparız annem. Şuraları komple çakarsın. Var malzememiz, var. Buraya bir ara bu karşıya çalışalım seninle. He? Şu karşıyı kapatalım. Oralara bir şeyler yapıştırırsın. Böyle hani ben evdeki vitrinlerin dışına yaptım ya. Onun gibi bir şeyler alırsın. Buraları böyle yavaş yavaş. Eşim de dedi ki tavan kısmını da dedi yaparız dedi. Böyle burayı dedi güzel bir şekilde. Yavaş yavaş düzene koyuyoruz. Ne kadarını çekip yansıtabildim size bilmiyorum. Böyle işte arkadaşlar. Güzel bir şekilde. Daha yapılacak şeyler var. Ağırlık yapılacak. Efe, evdeki ağırlıklarını da buraya getir oğlum. He? Yani en azından dekor amaçlı durur, değil mi? Böyle işte. Bugün de bunlarla uğraştık. Güzel oldu. Tabii daha da güzel olacak. Çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Hem Efe için güzel oldu. Hem de Elif'le ikimize güzel bir salıncak yapacağız şuraya. Tam şuraya yapalım Elif. Şuraya çakalım salıncağımızı, şey zincirini. Efe yapar bize. Değil mi Efe? Şuraya güzel bir salıncak yaparız. Buraya bank var, bankı çıkarırız. Burada çayımızı içeriz, kekimizi, poğaçamızı yeriz. Sallanırız. Oh, mis gibi olur valla. Yazın burası çok serin oluyor. Esiyor, çok güzel oluyor. Neyse arkadaşlar. Bugün de böyle bir içerik oldu. İnşallah beğenmişsinizdir. İnşallah severek, beğenerek izlemişsinizdir. İzlerken de abone olup yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Desteğinize her zaman ihtiyacım var. Böyle bugün size yemek yapamadım. Bugün size ot toplayamadım. Bugünümüz de böyle geçti. Ne yapalım? Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.